Herkese merhabalar. Tonguçlara ondalık gösterimi. Tam 5 dakika içinde anlatayım mı Tonguçlara? İmkansız. Hayır, anlatacağım şimdi, anlatacağım. Hiç merak. Mümkün değil. Hayır oğlum, anlatacağım, hiç merak. Mümkünsüz. Korkma, endişelenme. Şimdi sen beni dikkatlice dinle ve süreyi başlat. Başlatıyorum hocam. Bu işi bitirelim diyorum. Başlattım hocam. Süpersin. O zaman hemen sana ondalık gösterimleri hemen bir hatırlamaya çalışalım. 1 bölü 10 dediğimiz şey nedir Tonguç, biliyor musun? Onda 1'dir. Onda 1'i ben 0 tam onda 1'ler basamağına 1 yazarak bulurum. Bak, sıfırın sağındaki ilk basamağı onda birler basamağı dedik. Bak, bu %1 değil mi Tonguç'um? Bu da başında hiçbir şey olmadığı için sıfır tam onda bir, %1'lere bir yazıyorum. Ama burada hiçbir şey yazmadığı için sıfırı koyuyorum. Aynı şekilde 3 tam, bak 3 tam, 3 virgül, binde 25. Bak, onda birler, %1'ler, binde birler. Binde birlere 25'in gelmesi gerekiyor. O zaman böyle gelecek. Buraya da sıfır yapıştırıyorum. Bak Tonguç'um, dikkat et. Burada kaç tane sıfır varsa virgülün sağında da o kadar basamak var. Burada kaç tane sıfır varsa virgülün sağında o kadar basamak var. Burada kaç tane virgülün sağında o kadar basamak var. Mesela ABC bölü 10 nedir Tonguç'um? ABC'yi şöyle yazmam gerekiyor. ABC'yi aynen yazıyorum ama virgülün sağında bir tane basamak olmalı. O zaman hemen virgülü buraya yapıştırıyorum. Mesela yine ABC'yi yazdım ama virgülün sağında iki basamak olmalı. O zaman virgülü buraya koyarım. Bak, bir iki basamak oldu. Yine ABC'yi yazıyorum. Virgülün sağında üç basamak olmalı. Burada kaç tane sıfır varsa. O zaman virgülü buraya koymalıyım. O zaman başına da sıfırı yapıştırmalıyım diyorum ve geçiyorum. Geldik onlara göstereyim. Basamak değerinde 12 tam 362 sayısını, binde 362 tabii. Hemen sayı değerli, bak bu birler basamağıydı Tonguç'um. Bu onlar basamağıydı. O zaman hemen yazalım. Buna birler basamağı diyorum. Buna onlar basamağı diyorum. Virgülün sağındaki basamağı onda birler basamağı derim Tonguç evladım benim. Virgülün bir sonraki yüzde birler derim Tonguç evladım benim. Aynı zamanda bir sonrakine de binde birler derim. Bunların basamak değerlerini bilmemiz gerekiyor. Sonrası da Tonguç evladım benim. Binde birler basamağı. Şimdi bu basamakları yazdıktan sonra sayı değerini istemiş benden. Buradaki sayı değeri kendisidir. 2, 6, 3, 2, 1. Ama basamak değeri ise 1 çarpı 10'dur. Yani 10'dur. 2 çarpı 1'dir yani 2'dir. 3 çarpı 10'da 1'dir yani 0 tam 10'da 3'tür. 6 çarpı yüzde 1'dir 0 tam yüzde 6'dır. 2 çarpı 1000'de 1'dir 0 tam 0 0 2'dir. Bunların hepsini topladığımız zaman zaten cevabımız 12 tam 1000'de 362 çıkar. İstersen toplayıp göreceğiz. Biraz sonra göreceğiz, merak etme. Geldik paydası 10, 100, 1000. Olmayan kesirlerin ondaki gösterimde hemen bunu paydasını 10'la yapabilmek için 2 ile genişletiyorum. 6 bölü 10 diyorum. 0 tam 10'da 6. Virgülün sağında bir basamak olmalı çünkü. Bunu da 4 ile genişletelim. 25'i 4 ile genişletirim. 8 bölü 100 derim Tonguç evladım benim. Virgülün sağında 2 tane basamak olmalı. 0 tam %8 derim. Bak, 2 basamak var. Burada da her iki tarafı 3'e bölerim. O zaman 27 bölü 100 olur. 27 bölü 100'de de virgülün sağında 2 basamak olmalı. 0 tam %27 derim Tonguç'um. Geldik bunu 2 ile genişletiyorum Tonguç evladım benim. 48 bölü 10 dedim. Virgülün sağında bir basamak olmalı. O zaman 48'i yazıp ya virgülü tam bu araya koyarsam eğer virgülün sağında bir basamak olur diyorum da geçiyorum. Siz hesap makinesi mi yuttunuz? Hayır, hemen hızlı bir şekilde yapıyoruz, merak etme. Mesela bak, 1 tam 1 bölü 4'ü 25 ile genişletirim Tonguç evladım ki yüzde olsun veya 10 ve 10'un katı olsun. 25 bölü 100 olur Tonguç evladım benim. 1 tam 25 bölü 100 ile 1 tam %1'lerde 25 olacak. Böyle bu şekilde yazabiliriz. Mesela geldik, şununla şunu sadeleştiririz. Burası 13, burası 1000 olur Tonguç. 2 ile sadeleştirdim ikisinde. 3 tam 1000'de 13 olacak ya. 1, 2, 3 basamak olacak. 13'ü buraya yazacağım. Buraya da 0 yapıştırdım. Bak, virgülün sağında 3 basamak oldu ve 13'ü de yazmış oldum. Peki Tonguç, senle bir de şuna bakalım. Ondalık göstermeyi karşılaştırmaya göstereyim. Karşılaştırmak için hemen şöyle yapacağız. İlk başta birler basamağına bak. Hepsi aynı. Ondan sonra onlar basamağına baktık. Hepsi aynı. Sonra onda birlere bak, yüzde birlere bakacağım. Onda birlerden sonra. Yüzde birlerde bu 2 var. Bu 3 var. Bu 1 var. Burada hiçbir şey yok. O zaman burada görünmez bir 0 vardı Tonguç. Görünmez bir 0. O zaman hangisi en büyük? 3 daha büyük. O zaman 2,13 büyüktür. Ondan sonra 2,12 büyüktür. 2,111 diyorum. Büyüktür. 2,10 derim. Hatta 2,1 de yazsam olabilir. Çünkü bize onu vermişti. O zaman bu basamakları eledik. Sonra bu basamaklara baktık, aynı şey çıktı, hiçbir manası yok. O zaman bu basamaklara göre sıralama yaptık. Bu basamaklara göre sıralama yaptığımda 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 büyüktür, 0'ı kullandım diyorum. Ve son sorumuz artık Tonguç'um. Büyükten küçüğe sıralarken de yine aynı şekilde bu basamaklara baktık. Bu en büyük, o zaman 4 virgül.
Burada da bu ikisinden burada 0 vardır. 4,51 büyüktür 4,50'dir. Tonguç evladım benim 3,82, 3,90'da da tabii ki bunlar daha büyüktür. Burada 90'dır. 3,9 büyüktür 3,82 diyorum. Ve dersimizi bitiriyoruz Tonguç evladım benim. Süperlik. Gerçekten de 5 evet, adını bitiriyoruz hocam. Gel çarp bakalım, çak beşik. Hop çaktık 5'imizde. O zaman ödüllü sorumuzu yap Tonguç. Yorumlara yolla. Hadi bakalım, sana görüyorum. Çok sağ olun hocam.